Arkadaşlar bugünkü dersimiz anonim halk şiirinde şekil ve tür. Anonim, neden anonim diyoruz? Oradan başlayalım. Anonim halk şiirinde şiirlerin yaratıcısı zamanla sözlü kültür ortamında unutulmuş. Yani yaratıcısı artık bilinmiyor. Ve şiirlerde başka bir ifadeyle söyleyecek olursak aşıklık geleneğinde olduğu gibi mahlas yok. Ve dolayısıyla bu şiirlerin yaratıcısı ve düzenleyicisi diyelim, sözlü kültürde yaşayan bütün topluluk oluyor. Yani artık topluluğun bir ürünü olmuş oluyor ve dolayısıyla bunlar da zaman içerisindeki değişimler ve sözlü kültürdeki aktarıma bağlı olarak da geniş halk kitlelerince kullanılabiliyor ya da aktarılabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şiirler yaşadığı dönemlerden geçerken toplulukların da duygu ve düşüncelerini anlatıyor. Ve zamanla da şiirin kim tarafından söylendiği unutuluyor. Yani söylenen kişiden ziyade şiirin kendisi daha önemli hale geliyor arkadaşlar. Anonim halk şiirinde tür ve şekillerine baktığımız zaman mani, türkü, ağıt, tekerleme, bilmece gibi türleri görüyoruz arkadaşlar. Onlardan ilki mani. Mani sözcüğüyle ilgili asıl şeklinin ne olduğu ile ilgili kesin bir bilgi maalesef yok elimizde. Ancak bazı araştırmacılara göre mani Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Bazılarına göre ise tamamen mani sözcüğünün kendisi Türkçedir arkadaşlar. Örneğin Ahmet Vefik Paşa Lehçeyi Osmaniye adlı eserinde maniyi usulsüz, darpsız, elhan ile teganni olunan, vezinsiz, manasız güftü olarak tanımlamaktadır. Şemseddin Sami ise Kamusi Türkü adlı eserinde arkadaşlar ahuzarla inleme ile okunan nameler olarak tamamen tanımlıyor. Şimdi yine Büyük Türk Lügatine baktığımız zaman mani halk edebiyatının bir tarzı mahsusiyesi, yani özellikle 4 ve bazen 6 mısradan teşekkür eden ve hecenin 7'siyle, 7'li ölçüsüyle söylenen şiirler olarak tanımlanmış. Kafiyeleri de daima birbiriyle uyumlu olduğunu da ileri sürmektedir. Şimdi 6 mısralı manilerde ilk mısranın adedi hecesi 7'den azdır. Yani ilk mısra 7 heceden az oluyor ve cinası da tam bir şekilde karşımıza çıkıyor. Türkçe sözlüğe baktığımız zaman arkadaşlar mani genellikle birinci, ikinci ve dördüncü mısraları kendi arasında uyaklı olan ve daha çok hecenin yedili hece ölçüsüyle söylenen halk şiiri olarak tanımlandığını görüyoruz. İddas Kunoş'a göre arkadaşlar ise mani Türk halk şiirinin en yaygın türüdür. İslamiyet öncesindeki sözlü edebiyattaki koşuklara benzemektedir ve kafiye düzeninde genellikle A, B, A tarzındadır. Çoğunlukla aşk ve özlem temalarını da işlemektedir arkadaşlar. Fuat Köprülü mani kelimesinin manadan geldiğini söyler. Arapça mana kelimesi de Farsça'da mani şeklinde söylendiğini, oradan da Türkçe'ye geçtiğini ileri sürmüştür Fuat Köprülü arkadaşlar. Bu görüşün yanı sıra kelimenin man kelimesine nispet eki olan i'nin eklenmesiyle de oluştuğunu söyleyenler de mevcuttur. Tabii böyle bir görüşün öne sürülmesinde Türk halk şiirindeki bazı türlerin boy veya kabile adlarından oluşmuş olması da etkilidir. Örneğin işte türkü, türkü, varsağı, varsak türklerinden ortaya çıkmıştır. Bayatı, bayat Türklerinden ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla da bu kelimeler gibi bazı boylara özgü ezgileri veya şiirleri karşılamak için bu tür tanımlamalar nispeti ise eklenerek kullanılmaktadır. Benzer bir mantıkla da mani kelimesinin de işte man artı nispeti ise olarak mani şeklinde bir yapıya
sahip olduğu da ileri sürülmüştür arkadaşlar. Ahıska'da mani sözcüğü yerine daha çok mahnı, Azerbaycan sahasında da bayatı ve mahnı, mahna terimleri kullanılır. Kerkük'te men'i, Prizren Türklerinde martifal, Gagavuz Türkleri şınçın ya da mani bizim gibi kullanırlar. Irak Türkleri de hoyrat olarak adlandırıyor. Kırım Türklerinde mane, Kumuk Türklerinde kumuk sarım, Nogay Türklerinde de tıpkı Gagavuz Türkleri gibi şınlıçın olarak tanımlanıyor. Kırgızlar tört sap, yani dört dize, aytipa, ölenk gibi terimleri kullanıyorlar. Kazaklar ölen, aytispa ya da aytipa Kırgızlar gibi. Özbekistanlar törtlük, yani dörtlük, aşula ve koşuk eski İslamiyet öncesindeki terimi de yine kullanmaya devam ediyorlar. Uygur Türkleri yörtlük, yani dörtlük olarak kullanıyorlar. Türkmenistan'da ise rubai, Kazan Türkleri de şiir törü olarak da kullanıyorlar. Mani için farklı terimler Türk dünyasında da karşımıza çıkıyor. Boratav ise mani türünün İran rübailerinin özellikle ve fehleviyatlarının Türk şiirini etkilemesiyle oluştuğunu ileri sürmüştür. Boratav'a göre mani arkadaşlar Fars şiirinin Osmanlı şiiri üzerindeki etkisiyle özellikle ortaya çıktığını ve manilerin de böyle oluştuğunu belirtir. Ancak Boratav Köprünün ve Gibin görüşüne katılmaz. Manilerin hem mısra sayısı ve kafiye düzeni açısından rubailere benzediğini ama rubailerden ayrı ve Türklere has bir tür olduğunu da belirtmişlerdir. Mani türündeki şiirlere en yakın örnekleri biz Uygur döneminden kalma şiirlerde Divan-ı Türk'te görüyoruz. Yani hem Uygur dönemindeki şiirlerde hem de Divan-ı Türk'te maninin en eski biçimi vardır. Bunlar 7 hecelidir, dörtlük şeklinde bulunmaktadır. Özellikle Divan-ı Türk'teki ve günümüzde de manilerin oluşumuyla ilgili de önemli ipuçları bize sağlamaktadır. Günümüzdeki manilere benzeyen ilk şiirler 13. yüzyılda yaşayan Özde Şeyyat Hamza'ya aittir. Şeyyat Hamza da başından geçen hadiseleri anlatırken birkaç maniye de yer vermiştir. Mani tarzındaki şiirlerde daha çok 19. yüzyıldan sonra kaleme alınan eserlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evliya Çelebi'den bir seyahatnamesinde yer alan bir mani örneği. Öyle mi halim felek? Dil bilmez zalim felek, kestin can bahçesinden iki nihalim felek olarak görüyoruz. Manilerin teknik özelliklerine bakarsak kafiye ve redif konusuna bakalım. Biraz önce de söyledik, manilerin bilinen kafiye örgüsü 1., 2. ve 4. mısralar kendi arasında kafiyeleniyor. 3. mısra ise kafiyesizdir. Böylelikle kafiye düzeni AAB ya da AAXA şeklinde de kafiyelenmiş oluyor arkadaşlar. Böyle bir kafiye yapısı sadece maniye özgü bir kafiye yapısıdır arkadaşlar. Örneğin işte kaşların katar katar, kirpiklerin o katar, yanağın dükkan açmış, dudakların bal satar şeklindeki kafiye dizesi arkadaşlar. Hemen baktığımızda katar, katar, satar, A, A, B ve A şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii bütün maniler bu düzende söylenmez. Özellikle Karadeniz ve İstanbul semai kahvanelerinde söylenen manilerin kafiye düzeni ise farklıdır. Orada 2. ve 4. mısralar daha çok kendi arasında kafiyelenirken 1. ve 3. mısra ise bağımsız bir şekilde kafiyelenir. Yani kafiyesiz bir biçimde kafiyelendiğini de görüyoruz arkadaşlar. İşte bakalım hemen bir örneğimize. Kemençe çala çala ağrıdı bileklerim. Odumuzun kızı geçmiyor dileklerim. Burada
çala çala ve kızı kafiyesiz olduğunu görüyorsunuz. Bileklerim ve dileklerim ise kendi içerisinde kafiyelendiğini yine görüyoruz. Çok nadir de olsa bazı manilerde bütün dizelerin kendi içerisinde kafiyelendiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu tür kafiyelere de rastlamaktayız. Biliyorsunuz halk şiirinde çoğunlukla yarım kafiye kullanılır. Mahalleler için de durum budur. Ancak tam zengin kafiyelerde görülmektedir arkadaşlar. Durak durumuna baktığımızda maniler genellikle yedili hece uçusuyla söylenmekte. Bununla birlikte 4, 5, 6, 8, 11'li, 14'lü maniler de karşımıza çıkıyor. Bunların örnekleri de mevcut. Durak açısından bakıldığında 7'li ile söylenen maniler, 7'li hece uçusuyla söylenen maniler 4 artı 3 şeklinde, bazı durumlarda 3 artı 4 ya da 5 artı 2 şeklinde de olabiliyor veya duraksız da olabiliyor. Çünkü mısraların hece sayısı az olduğu için durağa da çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Sinir üstü şekerim, üstüne bal dökerim, kaynanamın kahrını olduğu için çekerim. Mesela burada baktığımız zaman 4 artı 3 şeklinde durakların oluştuğunu görüyoruz. Altındaki mani örneğine baktığımızda her bir dizenin mesela farklı bir durağa sahip olduğunu da yine görüyoruz arkadaşlar. Mısra yapısı açısından baktığımızda maniler dört mısradan oluşan şiirlerdir. Bu yönüyle halk şiirindeki nazım birimi anlayışı ile uyumludurlar. Bu yapısı kafiye örgüsüne de yansımıştır arkadaşlar. AA BA şeklindeki kafiye düzeni de zaten onun dört dizeden oluşmasını zorunlu kılmıştır. Yani dörtlük şeklinde olması adeta bir zorunluluktur zaten. Ölçüde olduğu üzere manilerin mısra sayıları da bazı değişiklikler vardır. Dört mısralık manilerin yanı sıra biraz önce de bahsettiğimiz 6, 7, 8, 9, 16, 17'ye kadar farklı kümelenmiş manilere de rastlamak mümkündür. Manilerin tasnifi açısından baktığımızda yapılarına göre maniler ikiye ayrılıyor. Birincisi hece sayısına göre olan maniler, ikincisi de mısra dizilişine göre olan maniler olarak. Hece sayısına göre olan maniler arkadaşlar 4 heceli maniler, 5 heceli maniler, 6 heceli maniler, 7 heceli maniler ve 8 heceli maniler, 11'li heceli maniler şeklinde bulunduğu hece sayısına göre tasniflenebilir. Ama en çok kullanılan 4, 5, 6, 7, 8, 11'li hece ölçüsüdür arkadaşlar. Bunlar hece sayısına göre de tasniflendirilmiştir. Mısra dizilişine göre baktığımız zaman maniler arkadaşlar genellikle 4'e ayrılır. Düz mani, kesik mani, yedekli mani ve müstezat maniler. Yedekli manilerde işte az önceki örneğini verdiğimiz 6 mısradan oluşan, 7 mısra, 8, 11, 14, 16, 17 mısradan oluşan maniler yedekli mani kısmına giriyor ve onlar orada 4 dizeye eklenmesiyle arkadaşlar oluşmuş oluyor. Düz hemen bakalım mesela mısra dizilişine göre düz mani. Düz mani halk kültüründe yer alan manilerin pek çoğu özellikle düz manidir. Yani bu mani tipiyle icra edilmiştir, söylenmiştir. Bunlar daha çok 7 hecelidir. AA BA şeklinde de kafiye yapısına sahiptir. 4 mısralık manilere de düz mani adını veriyoruz. Aybakül'de pişer mi? Gül yanaktan düşer mi? Sen orada, ben burada, bana gülmek düşer mi? Diye bir manimiz var. Kesik ve cinaslı mani arkadaşlar, yani ikisi de hem kesik hem de cinaslı olarak da söyleniyor. 4 veya 5 mısradan oluşan cinaslı manilerin ilk dizesinde cinas yapmak için kullanılan bir hazırlık sözü yer alır ve bu yapıya da manide ayak görevi üstlenir. Bu ayak diğer mısralarda bir veya birden fazla anlamda kullanılabilir. Eski dönemlerde İstanbul'da özellikle semai kahvehanelerde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da söylenen bu manilere doldurmalı kesik mani, ayaklı mani gibi farklı isimlerde
verilmektedir. Aynı zamanda hoyrat, bayatılar da kesik ve cinaslı maniye yerine de kullanılır bazı bölgelerde. Maniden önce bir hazırlık kısmı olur. Bu da genellikle işte adam aman, aşık der ki, aybalam, azizem gibi sözcüklerle başlar arkadaşlar. Aşık der ki çimen yerde, mesela aşık der ki, ot biter çimen yerde, yâre gömlek olaydım, soyunup çimen yerde. Mesela bu bir yine giriş anlamında. Adam aman budana, vurdu dana subyana, boynuzları budana, çıktı artık gözümden sizin olsun budana şeklinde. Burada hem boynuzları budamak, yani kesmek anlamında, burada da bu dana şeklinde karşımıza çıkıyor. Gedekte artık manilerde mısra sayıları 4'ten fazladır ve mısra sayıları artırılarak oluşturulur bunlar. Kafiyede cinasın bulunmamasıdır. Manilerden ayıran en önemli özelliği odur. Örneğin yersana, çağlar sular yersana, gam çekme deli gönül, bulunmaz mı yersana? Çünkü Ferhad'ım dersin, şu dağları yersana şeklinde. Yine başka bir örneğimize hemen bakalım. Şu dağlar garip dağlar, içinde garip ağlar. Kimse garip ölmesin, garip için kim ağlar? Ağlarsa anam ağlar, küsuru yalan ağlar şeklinde arkadaşlar karşımıza yine çıkıyor. Müstezat manilerde genellikle Nogay Tatarlı ve Kırım Türklerinin söyledikleri manilerdir bunlar müstezatlarda. Ezan taşı üstünde ezanı okur, akamın kekikleri lavanta kokur. Alma terek putağı, yaprak açay, babası izin vermese kızı kaçay şeklinde de karşımıza çıkıyor. Yine yedekli manilerden 6 mısralı, 7 mısralı, 8 mısralı ve 9 mısralı olanlarda, hatta 10, 11, 12 mısralı olanlarda mevcuttur arkadaşlar. Kararsın bulut gökte kararsın, ne büyüksün ne küçüksün, tamam benim kararsın. Gündüz gelme, gece gel, bekle sular kararsın, sarılalım yatalım düşman bağrı kararsın. Atma kulun yabana, bir gün olur kararsın. Mesela bu okuduğumuz mani onlu yedekli mani olarak da söylenmiştir arkadaşlar. Genel anlamda yine kesik manilere baktığımız zaman, adam aman güzele, savur aşk harmanını her an geçmez güz ele, nasıl meyil vermeyeyim sadıkane güzere, adam aman al ateş, yanaklar vişne moru dudakları al ateş, yandı bağrım kül oldu, getir kürek al ateş şeklinde. Bu da 14'lü başta 7'li kesik ve cinas yapılan mani örneği olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.